Bugün sizlerle kısa bir video ile birlikteyim. Geçmiş festivalleri sizler için derledim. 2019 yılında gerçekleşen 22. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'ne gidiyoruz şimdi. Alan girişine misafirlerin girdiği yerden başlayalım. Gördüğünüz gibi çok kalabalık bir festivaldi geçen sene, yani 2019'da yapılan festival. 5 günden 3 güne düşürülmüş olmasına rağmen inanılmaz kalabalık ve güzel bir şekilde dizayn edildi ve yaşandı. Ben de her sene bulunduğum noktada yine standımı açma şerefine eriştim. 5 yıldır Eskici Dede Türbesi önünde standımı açıyorum. Yaklaşık olarak 200 parça ürünle katılmış olduğum festivalde oldukça geniş bir alanda yer alıyorum. Gelen misafirlerimizin çoğu standımı artık tanıyorlar. Gördüğünüz gibi at arabaları çalışmalarım var. Her sene yeni bir obje üreterek orada olmak istiyorum. Yeni fikirlerle orada olmak istiyorum. Her zaman yanımda olan canım kardeşim ve halam yine standta yanımda başucumdalar. Ailem, kuzenim hem Selçuk'ta hem Bayındır'da yapmış olduğum festival çalışmalarında hep beni desteklediler. Polis arkadaşlarımızın da güvenliğiyle güzel bir festival geçirdik. Can dostlarımız, arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi akşam saatlerinde ziyaretlerini eksik etmediler, sağ olsunlar. Sevgili aile dostlarımın ziyaretleri hiçbir zaman eksik olmadı da canım kardeşlerim. İsveç'ten gelen misafirlerim ayaklarının tozuyla Bayındır'a gelip standımı ziyaret ettiler. Yine aile dostlarımız. Festivallerin en güzel yanı birçok güzel kalbi orada bir araya getiriyor. Tanıdıkların, eşin, dostun veya hiç tanımadığımız kişilerin standa gelerek bizlerle birer dostluk kurması, o anı paylaşması inanılmaz zevkli. Gördüğünüz gibi yine aile dostlarımızla çekilmiş olduğumuz güzel fotoğraflarımız var. Akşam saatleri tabii ki yorgunlukla birlikte eğlenceyle geçiyor. Ziyaretçilerimizden aldığım izinle çektiğim fotoğrafları görüyorsunuz şu anda. Bayındır'ın çiçek kızları standı ziyaret ediyor. Hepsi sıcakkanlı, hepsi çok iyi insanlar. Gördüğünüz gibi böyle güzel canlar da standın önünden geçiyor. Akşam saatleri hep yoğundu. Bayındır halkı ancak akşam saatinde çıkıp standları dolaşabiliyor. Gündüz saatlerinde genelde şehir dışından gelen misafirler oluyor. Bayındır'da her sene festivalde bir gün yağmur yağar. Mayıs ayına denk gelen bir festival. Ve o yağmurlu günde dahi görüyorsunuz ki ziyaretçilerimiz standlarımızı boş bırakmadı. Canım kızım ve sevgili arkadaşı. Evet, beşik çalışmalarını görüyorsunuz şu anda. Tamamı el boyama ve benim dizaynım olan çalışmalar, içinin örtülerine kadar hepsi benim tarafımdan tasarlandı. Sehpa çalışmaları, en çok sevilen mozaik döşeme sehpa çalışması bu. Transfer tamamlama çalışmaları son derece fazlaydı. Yaklaşık 20 adet sehpa ile katıldım. Bu gördüğünüz takı dolabı. Takı dolabı da tamamen el boyaması. Görüyorsunuz yine güzel sıcakkanlı müşterilerimiz. İnsanlarla bir arada olmak, onlardan güzel şeyler duymak, bu da çok onur edici. Yaptığınız çalışmaya değiyor. Evet, son gün Ramazan'ın ilk gününe denk gelmişti ve Ramazan davulcumuz standımızda. Sokak dostlarımız. Yan standımızın maskotu. Evet, özledik festivalleri. Umarım seneye buna tekrar erişebiliriz. Şimdi ben size festivalden değişik görüntülerle bırakacağım. Aslında her standı tek tek çekip böyle bir hazırlık içerisinde olmak isterdim. Bundan sonraki ilk festivalde standlardan çok güzel çiçek görüntüleriyle karşınıza geleceğim. Çünkü Bayındır çiçek konusunda uluslararası bir duruma geçti. Ve bu festival normalde belli bir alanda değil, Bayındır'ın geneline yayılan bir alanda gerçekleşiyor. Yani neredeyse Bayındır'ın tüm sokaklarında standlar kuruluyor. Bu yüzden çok geniş bir festival. Dolaşılması çok zevkli bir festival. Uluslararası olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi ekiplerde oynayan arkadaşlar
içimizden yani Türkiye'den olan arkadaşlar olduğu kadar yurt dışından gelen çok fazla ekip vardı. Ve her güne özel bir gösteri, bir faaliyet düzenlendi. Değişik yarışmalar düzenlendi. Çok eğlenceli geçti. Fakat biz stand görevlisi olduğumuz için, yani standlarımızda durmak zorunda olduğumuz için birçoğunu kaçırıyoruz tabii ki. Her yıl Mayıs ayında gerçekleşen bu festivalde akşamları konserler oluyor ve değerli sanatçılarımız gelip ziyaret ediyorlar. O sene Zinet vardı, değişik gruplar vardı ve bütün geceyi Bayındır halkı için çok coşkulu bir hale getirdiler. Ve festivalde her zaman bana desteği olan halam, annem, aile bireylerim, canım kızım, hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Yeğenim, kuzenim ve standın arkasında gördüğünüz güzel ailem ve canım kardeşim ve çocuklarımız bir festivali daha birlikte sona getirdik. Yeni bir festivalde görüşmek üzere. Hoşça kalın.